Sevgili İhtiyarınız kan severleri, hepinize merhabalar. Bugün sizlere Faydalı Bilgiler kanalı olarak bahçe temizliği ve bahçenin kazılması ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Malum şey yapacağız. Bahçede öncelikle bahçeye kazmaya geçmeden önce bahçeden zararlı otlardan alınması, temizlenmesi çok önemli. Onun için biz öncelikle bahçemizi zararlı otlardan, çöplerden falan hepsinden temizlememiz lazım. Öncelikle temizliğimizi yapacağız bahçemizde. Çünkü bölüm olduğu yer bizim kendi bahçemiz oluyor. Buraya sebzeler dikeceğiz. Ufaktan eğlence hobi bahçesi olarak burayı ekeceğiz. Burada şunları zaten güzel otları koparacağız. Evet, şu otları falan koparacağız. Şimdi bunları kazdıktan sonra koparmak daha zor oluyor. Onun için kazmaya geçmeden önce otların alınması çok önemli. Çünkü kazdıktan sonra otlar atık bu şekilde daha bir şekilde koparılmıyor. Ve bahçe otlardan arındırılmış olmuyor. Ama şimdi çok kolay bir şekilde otlardan bahçemizi temizleyebiliyoruz. Onun için bahçe işlemlerinde öncelikle ot temizliğini yapılıp ondan sonra kazılması daha uygun. Evet, şu şekilde. Bakın otlar şu an gayet kolay bir şekilde kopuyor. Evet. Şu şekilde otlarımızı temizliyoruz. Ondan sonra bahçemizi kazacağız. Evet, şu şekilde. Evet, şu otları şu anda koparıyoruz. Evet. Otları, taşları hepsini temizlemek daha iyi olur. Bahçe ne kadar temiz olursa o kadar güzel ürün verir. Onun için çöpleri, çöpler de olabilir bazen. Hepsini şöyle bir sileye dolduruyoruz. Otlarımızı, taşları, bütün pislikleri temizliyoruz. Evet. Şimdi bu çöpleri şöyle bırakalım. Şimdi malum aslında bahçenin bu şekilde çapıyla kazması daha kolay olur. Ama bahçemiz sert olduğu için biz bahçemizi bel dediğimiz şununla kazacağız. Çünkü bununla kazmak hem daha derin olarak kazmayı sağlıyor. Hem de daha kolay bir şekilde bahçemizi kazmayı sağlıyor. Bu şekilde derin kazdığımızda bahçemizin bütün otlarını falan bütün şeylerini temizlemiş oluruz aynı zamanda ve bahçe ne kadar derin kazılırsa o kadar daha güzel ürün vermesine sağlar. Onun için bahçemizi bu şekilde derin kazacağız. Belli. Şöyle. Biz burayı da şuraya kadar kazacağız. Daha sonra da buraya sebzelerimizi ekeceğiz. Diğer videolarımızda da işte patates dikmedir, soğan dikmedir, marul dikmedir, maydanoz dikmedir, salatalık, biber ve daha birçok sebzeyi burada dikeceğiz. Ve dikimlerinin videolarımızı anlatacağız. Onun için kanalımıza abone olarak bu diğer videolarımıza haberdar olup izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.